Dizekte belirtilen notaları önce enstrüman aracılığıyla bir kez dinleyelim. Bu notaları önce sırasıyla, sonra inici çıkıcı olarak, daha sonra da karışık olarak seslendirmenizi tavsiye ediyorum. Egzersizlerinizi böyle yapın. Bunları önerdiğimiz sistemle nasıl seslendirileceğimizi ve el sembollerini şöyle örnekleyebiliriz. Do, re, mi, fa, sol, c, d, e, f, g, 1, 2, 3, 4, 5, C, D, E, F, G, 1, 2, 3, 4, 5. Bu dereceleri inici olarak seslendirmemiz icap ettiğinde aynı dörtlü aralıklardaki sembol değişimi gibi burada da aynı hususa dikkat etmenizi öneriyorum. Solmizasyon üzerindeki örneği tekrarlayarak anlatmaya çalışalım. Do, re, mi, fa, sol. Bakın çıkıcı hareket esnasında 3 ve 4. derece arası yarım olduğu için 3. dereceden sonra yarım aralık olan, küçük ikili aralığı olan bu sembolü koyarak icra ettik. Fakat inici olarak hareket ettiğimizde sol, fa, mi. Bu sembolü fa'dan aşağıya doğru mi'yi seslendirmek için kullandım. Çıkıcıda ve inicideki farka dikkat edin. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. C, D, E, F, G, F, E, D, C. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. C, D, E, F, G, F, E, D, C. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Gibi. Aralıklar doğru olarak algılanmaya başladığı andan itibaren dizeyin altındaki numerik hattı özellikle kullanarak, onun üzerine konsantre olarak aynı beşli aralık notalarını re üzerinden, mi, fa, sol, la ve si üzerinden seslendirerek egzersiz yapmanızı öneriyorum. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.